Bunlar yoğurtlanacak bak daha. Evet, bu tavuk suyum vardı. Arkadaşlar son 21 dakika. Profiterolün muhallebisi içine sıkılacak. Şimdi dişlerime bir de kakao süreceğim. Tavuk suyu. Çiçek gelmiş, kimden geldi? Bilmem. Bu adresi kime verdiniz? Bir konum atmıştım bir arkadaşıma da. Hangi arkadaşınıza? Ay teşekkür ederim. Bu programda da anlaşılıyor odun, adres verdikleri. Odun bir arkadaşım. Ha, erkek yani. Evet. Bu kadar yüzün güldüğüne göre. Sevgili Ayşe. Sevgilim değil ama. Gününde başarılar. Ayşecik teşekkür ederim. Bak yer bulamadı koymaya. Evet yani elim ayağım çok sevindim ya, çok mutlu oldum. Herhalde eğitim öğretimle pek alakası olmayan bir arkadaş. Bakın şampiyon yazmış. Farkındayım. Türkçesi zayıf. Olabilir yani. Ya sen. Ona bir eğitim vermek lazım. Ben çok takılırım yazım yanlışlarına. Şöyle bir göstereyim. Kızın kısmetini kapatacaksın. Kız takılma sen de lokatama. Yok kısmetli. Bir alakası yok. Niye o kadar güldün yani, hakikaten senin? Kısmetli bir alakası. Ama Ayşecik diyor. Beklemiyordum yani. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Ayşe Hanım son 18 dakikanız. Tamam. Çiçekten sonra bir kendinize geldiniz sanki. Evet. Bilseydik cenaze çelengi yaptırırdık biz sana konuşsaydın. Yok çiçek değil, kimden geldiği önemli. Ayşecik, cik cik cik. Fatmacık, cık cık cık. Sen bu oyundan çık. Hadi şimdi. Odun. Öyle bir şey var. Yok canım, yaşını soruyorum sadece. Ne iş yapıyorsun? Olsa bile o öyle şey yani, benim onunla bir işim. He, onun öyle bir niyeti olsa bile diyorsun. Kız büyük konuşma bak. Bu programda ben öyle kaç tane adamı beğenmeyip geri gelip sonra evlenen gördüm. Ben onlardan değilim ama. Benim bir tane arkadaşım vardı. İlkokul arkadaşıyla buluşmaya gitti yıllar sonra ilk defa. Akşam gel dedi ki Allah da yolunu bildiği gibi yapsın. Bir daha asla görüşmem dedi. 8 senedir evli bir tane de kızı var. Bu işler böyle, büyük konuşmayacaksınız. Belki de olsun diye büyük konuşuyorum. Bak bu benim gibi istediği şeylerde büyük konuşuyor. İstemiyormuş gibi gösterip evrenden farklı bir elektrik bekliyor. Bunu şey gibi düşünün. Komşunun koltuğunu çok beğendin ama hiç hoşuma gitmedi. Ölsem bunu evime sokmam. Hemen gidip aynısını almak. O döner dolaşır seni gelir bulur. Bu kız taktiği çözmüş. Böyle ilerliyor. Arkadaşlar tam 15 dakika kaldı. Salatanın sosu yok. Bunlar yoğurtlanmadı. Valey 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 valey. Ama çiçeğimiz var. Bak pazanın sapı kalmamış, gördün mü? Sen bir de dedin ki pazanın sapı kalmamış. Onu göstermeyin. İnce yumuşak sarmışsın, açılmış galiba. Bana sakın ince sardım deme. Ben ince sarmadım, hatta bu kalanlar benim sardıklarım, kalın kalın. Bu da oldu sanki Ayşe. Onun altını kapatabilirsiniz Kadir Bey. Tamam, yalnız bunu bizim bir süzgeçten geçirmemiz lazım Ayşe. Dış ses, senden işimiz var şimdi, ayrılma bir yere. Sen tut şimdi bunu. Bırak Kadir ya, ben de bana sürpriz yapacaksın sandım. Ay senin bana yaptığın sürpriz diyelim de gene. Bak sakın elime dökme. Bak Ayşe görüyor musun, burada senin sosunu süzüyorum. Teşekkür ederim. Sonra demek ki bir şey yapmadın. Bunun kabağı var mı kız? Oturma orada komkom gibi, kapak ver şuna. Bu kıza ben hasta simidi alacağım. Oturmaktan yana çıktı. Nerede profesörün? Profesörün nerede? Aşağı de. Ya kadayıfı yaptı. Canlan bak aha geçiyor. Bunun için dedirmemiz lazım. Uyup, haydi. Bu şanti niye ortaya geldi? Onu kremayla karıştıracağım. Muhallebiyle mi karıştıracağım? Evet evet Kadir Bey. Allah Allah. İlk defa duydum profiterolün içine krem şanti karıştırıldığını. Bu benim tarifim. Döküyorum bak yanlış yavaş yoktu yavaş yavaş karıştırabilirsiniz. O zaman bunu bir mikserde çırpsam mı Ayşe? Olabilir. Çırpalım daha basit olur. Hemen hadi. Daha çorbamın tadına tuzuna bakmadım, yağ eritmedim. Yağ suyunu da eritebiliyor muyum? Aa Ayşe Hanım konuşmaya başladı. Aa süre zarfında yapmam lazım Ayşe. O zaman küçük bir sos tenceresi alabilir miyim? Çekmecede Ayşe'cim her şey. Son 10 dakika. Son 10 dakika ve benim hiçbir şeyim yok. Dış sesin sakinliği. Normalde son 10 dakika dedim onun böbrekleri ağzına gelirdi. Bağırmaktan. Ve benim hiçbir şeyim yok. Ama bu kız bizi çok zorladı. Evet yani çok zorlandım. Ben sizin için zorlanıyorum sayın seyirciler. Siz duyun dinleyin diye yoksa... Ayşe ister düşünün sussun. Kadayıfları yağlıyorum, tabaklara koyacağım, pileve koyup fırına atacağım. Fırın inşallah ısınıyor. Fırın hazır, sıcak zaten. Tamamdır. Profiterolleri de yaptığımız zaman bu iş tamam. Bitti mi? Başka bir şey kalmadı mı? Yoğurtlanacak, çorbamız ısınıyor, salatanın da soğanı kaldı. Ama çabuk olun, 9 dakikanız kaldı. Bunu yağlamam lazım ama. Bak sonra çat diye bir eksiğin çıkar, düzeltemezsin. Ay, yetişmeyecek gibi hissediyorum, şu an çok kötü oldu. Bana da öyle geliyor. Yani şu an saydıklarınıza göre Allah yardımcınız olsun, ne diyeyim? Bak tatlıyı çırpıyorum. Şu anda muhallebiyle krem şanti karışıyor. Olmaz demeyin, hanımefendinin tarifi buymuş. Evde de böyle yaptığı için. Denemekte fayda var. Evet, Ayşe Hanım'ın meşhur profiterol kreması efendim. Bunu var ya böyle tap şeye doldur. Üstüne de biraz bebe bisküvisi doğra. Biraz da meyve, muz falan koy. Tekrar doldur. Tadına baktınız mı? Baktım. Nasıl? Söyleyemiyorum, yasak. Tamamdır. Ah, ben bunu evde yapayım Ayşe. Bak ben bunu beğendim.
Teşekkür ederim. Güzel tatlı olur. Bunun üstüne güzel bebe bisküvisi, muz doldur kubun içine ye. Şu an onlar fırına girecek, kızaracak. O kızarması yetişecek mi? Şu an problem ne biliyor musunuz? Daha profiterol yok ortada. Aha, onun her şeyi hazır. Her şey hazır da süreniz yok. 7 dakika kaldı. Ya şunları bir... Tamam, bu da hazır. Hadi bence sen şunun başına geç. Ben ondan ne anlarım ki hiç? Ulan canım yaparsın. Sonra kalın malın oldu, başıma alamam ben onu. Hadi o zaman bunları keselim. Tamam ver, al. O bıçak olur mu hiç Kadir? Ama tırtıklı ya dış ses. Profiterolü tırtıklı bıçakla keseceksin. Pastanede çalışmış bir insanım ben. Senin karşında bugün kaç ay pastanede çalışmış bir insan var? İçine bir kaşık. Kaç ay çalıştın? Koyabiliriz üç ay. Onun. 3 ayda ne öğreneceksin ki? Aa, ama benim kapma şeyimi biliyorsun dış ses. Zeka üstün olduğu için çabuk kapıyorum. Mesela ikinci haftada ben simitamur yoğurmaya başlamıştım makinede. Çünkü ustamın pür dikkat izliyordum. Ne katıyor, ne ediyor? Makineyi nasıl ayarlıyor? Hamuru nasıl çeviriyor? Hamura böyle bıçak atıyordum. O bölünüyordu. İkinci haftada sürpriz yaptım. Sabah dükkana gittim, kimse yok. Kovulduğun gün galiba. Hamur makinesinin başına geçtim. Sürpriz, kovuldun Kadir. Ay bir gün de bulaşıkhane böyle sepet dolu, dedim ki gireyim de ben bu sepetleri yıkayayım. Arkadaşlar son 5 dakika. Yağımı eritmedim. Yani biraz koyu olması gerek mi? Kesmemişsin bak bunu kes. Krem şantiyeli yumuşak mıydı ki? Hiç bakmadın mı? Krem şantiyeli nasıl yumuşak mıydı ki? Biraz daha böyle sert çevrildiği zaman, akmayacak şekilde olduğu zaman çok şey olmuyordu. Krem şantiyeli zaten donmuştu bir kere. Çırptım, iyi. Buzluğa attım ben onu. Ama ister istemez bununla çırpınca tabii ki yumuşadı. Bu arada son 4 dakika. Oo! Lütfen. Kazmana ısmarladım nargele, ya, nargele. Kazmana ısmarladım nargele, nargele. Gümüş kemerin cebele, dargele, dargele. Oy, oy gidi Ayşe. Üf, Kadir Bey ya. Teyzemin tekerlekleri olsaydı o da minibüs olurdu. Ah, ah Ayşe. Gitti, şu an hiç her şey bitti. Moralim çok bozuldu. Benim de moralim bozuldu vallahi. Ben gayet iyiyim. Siz iyisiniz, ben değilim. Ben bu değilim. Daha iyisini yapabilirdim. Sebebi neydi peki? Hiçbir şeyin tadına bakamadım. Öğretmenimiz şu an vazgeçti. Vazgeçmedim. Vazgeçme gibi bir ihtimal yok. Bence Ayşe asla vazgeçmeyi kafasına koymaz. Aklında koyduğunu yapan bir kız o. Değil mi Ayşe? İnşallah. Yani olduğu kadar artık. Songül'e hak veriyor musun yoksa? Ya hak verme değil. Bu yemekleri daha önce denedim, yaptım hepsini. Ama üstüne burada... Ya, bir şey diyeceğim, o kadayıfın üstüne yağma döküyor musun? Döktüm ben ya. Son 3 dakika. Oh! Nasıl da güzel sayıyor orada. Sosunu şimdi mi koyayım yoksa... Salatanın sosunu bardakta, tabakta yapıp bekletebilirsin. İçine koymana gerek yok hemen. Yapın şovunuzu, yapın. Programa da böyle başlamıştınız zaten. Böyle başladı, böyle de bitti. Güzel oldu. Salatamız hazır, sosumuz yok. Son 1 dakika. Son 1. Aha da bitti. Hepsine koydum. Şunu da koyayım. Neyimiz kaldı, neyimiz? Salatanın sosu donmuş birazcık. Evet, çorbamız tamam, etimiz tamam. Profiterolü doldurduk, sosu hazır. Güzel süzdük. Havuç tarator, pancar taratorumuz, salatamız, salatanın sosu, hiçbir şeyimiz kalmadı. Gördün mü? Yetişmez, yetmez. Aha da yetişti. Son 15. Saniye. Neyi bekliyorsun orada? Bencik 10. Son şeyi bekliyorum. Son 10. 9. Bir de koyacağım. 7, 6, 4, 3, 2, 1. Bitti. Evet Ayşe Hanım son dokunuşu biberiyle yaptı efendim. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Ayşe Hanım elinden geleni yaptı. Ama bazı yemeklerin lezzetine bakmadım dedi. İnşallah kıvamında, kararında olmuştur. Mutfakta sessizliğini korudu. Yemeğe odaklanmak istiyorum dedi ama masada konuşacağım dedi. İnşallah bu vaadini yerine getirir. Güzel yemeklerini savunur. Değil mi Ayşe? Tabii ki. Hadi bakalım. Gidelim o zaman. Hadi gidelim. Söylemek istediğin son kez bir şey var mı seyircimize? Çok fazla itibat kurmadınız ya. Daha iyisini yapabilirdim. Çünkü her zaman zirveyi en iyi düşünüyor ama bu da zaten iyiydi. Evet. Kötü performans değildi. O zaman Ayşe Hanım'ı bırakmayalım. Şu masayı bir çekelim, seyircilerimiz halimizi bir görsün. Bir yüzümüzü bir görsün seyirci. Hadi bakalım. Şu hale bakar mısınız lütfen? Gene iyi bence. Salatalık kabukları falan oluyor bazen. Ya ben dağınık çalışıyorum zaten. Ve sıkmaz mı? Güzel. Ama biraz ağır. Biraz daha hızlı sık. Acelemiz var. Buyur. Sen ver bana. Ben şöyle şuradan alayım. Yani yine bu adam beni bu yerlere yatırdı. Of, şimdi bir tuzlusundan geçtim mi? Oldu mu gönlün? Oldu mu? Oldu. Benim gönlüm değil, sizin içiniz ferah olsun diye söylüyorum. Benim içimin ferah olması için bu mutfağı böyle bir kere indirip bir kere kaldırmam lazım da. Hadi yapıyoruz o zaman. Hadi Ayşe Hanım. İşim yok canım, çıkmış. Ayşe yürü. Yürü. Bastıracak mı Ayşe'ni? Toplasaydık. Geç arkadaşlar, topla geç. İşte Ayşe Hanım'ın eseri sayın seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.